Memurlar Haber kanaldan hepinize iyi bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 16 Aralık 2020. Bugün bakanlara iki ayrı soru önergesi verildi arkadaşlar. Birincisi İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk tarafından Çalışma Bakanlığı sözleşmeliler ve dört deli işçileri ve belediye işçileri için soru önergesi verildi. Onun bir video, onu bir videonun sonuna ekliyorum. İzlemediyseniz izleyin. İkinci soru önergesi de ise... Arkadaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuruma ve bazı belediyelerde çalışan işçiler için Mersin Milletvekili Bakış Şimşek tarafından soru önergesi verildi. Bu videonun konusu bu. Diğer videonun konusu ise videonun sonunda onu da izleyin diyorum. Eğer ikisini de izlemediyseniz arkadaşlar. Evet. 4T'li işçiler meclis gündeminde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuruma bazı belediyeler bünyesinde çalışırken siyasi sebeplerden ötürü işinden olan işçilerin ve taşeron işçilerin durumları soruldu arkadaşlar. Mersin Milletvekili tarafından 2019 yılında seçimlerin ardından bazı belediyelerde taşerondan kadroya alınan... 4 de iş kadrosundaki personel işinden çıkarılmıştı. Bu kişiler uzun zamandır hak arayışı içinde davalar açmıştı. Konuyla ilgili Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yazılı sorun önergesi verildi arkadaşlar. Mersin Milletvekili Bakış Şimşek tarafından işte soru önergesini sizlere sunuyorum. Ayrıca sorun önergesine ulaşmak için Videonun altına link olarak ekledim. Tıklayıp direkt soru önergesine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sayın Bakanım, Aralık ayının sonu yaklaşıyor. Kamuda çalışan sözleşmeli personellerin uykuları kaçıyor. Özellikle belediyede çalışan taşeron işçiler 31 Aralık akşamına kadar belediye başkanları ve belediye meclisi bunların sözleşmelerini yenilemezse işlerinden olacaklar belediyeler siyasi kurumlar. Aynı şekilde taşeron yasası ile kadroya geçen kanun hükmünde kararname ile işçilerimizin birçoğu siyasi sebeplerden belediyelerden çıkartıldılar. Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, Antalya gibi yerlerde. Bunlar mahkemelerde işe iade kararlar almalarına rağmen belediye başkanları bunlar işini döndürmüyor dedi. Bu soruya yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı kurum bu işlerin mahkeme kararına dair döndürülmemişlerse kendilerine bildirmelerini gerektiğini söylerken ilgili belediyelerin başkanlarıyla görüşme gerçekleştireceklerini ve vatandaşlara sahip çıkacaklarını açıkladı. Bakan kurum 2021 bütçesiyle de tüm mesai arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, gece gündüz bizle şehirlerimizde mücadele eden belediye başkanlarımıza Milletvekillerimize tekrar teşekkür ediyor. Bütçemizin vatanımıza milletimize hayırlı olmasın diliyorum ifadesi kullandı. Arkadaşlar İsmail Koncu'nun açıklaması ise sözleşmeli personel ve belediyede çalışan işlerle alakalı idi. Soru önerek önergesini şu an sol köşede video olarak görüyorsunuz. Tıklayıp o videoyu da izlemenizi öneriyorum diyorum. An anla gelişmeleri vermeye sizlere devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Youtube'da tekiz sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Ayrıca... Bu soru önergelerini direkt okumak isterseniz videonun altına linklerini ekledim. Direkt tıklayıp okuyabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videoyu da izleyin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.